Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlere ofisten sesleniyorum ama birazdan yerimden kalkıp eve geçeceğim, ışınlanacağım eve tabiri caizse. Önemli sorunlarımızdan bir tanesini biz geçtiğimiz aylarda çözmüştük. Ofisteki internet sorunu ile ilgili bir problemimiz vardı. İşte odalarda çekmiyordu. Bant genişliği vardı, yüksekti ama kullandığımız cihaz ne yazık ki o bant genişliğini kaldırmıyordu. O yüzden biz de ne yaptık arkadaşlar? Bir ofisimize TP-Link'ten aldığımız bir M serisi model, bir deko ailesini kurmuştuk. Şimdi aynı sorun benim evimde de vardı. Çünkü arka tarafta, yani evin işte 3+1 bir evde oturuyorum ve arka odalarda internet çekme sorunu yaşanıyordu. Ben oraya başka türlü çözümler buldum ama her gittiğinizde başka bir Wi-Fi'ye bağlanmanız gerekiyordu. Ya da ben arka odadayken öndeki odaya bağlanmaya çalışıyordu telefonum ya da mobil cihazım, ya da tam tersi durumlar olabiliyordu. İşte bunları ortadan kaldırabilecek ve ağırlıklı olarak da evler için tasarlanmış, yani ofisinizde de kullanabilirsiniz gerçi şimdi anlatacağımız ürünü ama ağırlıklı olarak evinizde kullanabileceğiniz bir E4 serisi TP-Link'in internet, aslında mesh çözümü olarak anlatabileceğimiz bir ürün aldık. Şimdi bu ürünün kurulumunu anlatacağız ama söylediğim gibi şu an ofisteyim ben. Ofisten kalkıp eve gideceğim ve size orada hem kurulumunu anlatacağım hem de yaşadığım deneyimi anlatacağım. Aynı zamanda hız testleri vesaire yapıp da hem işte çekmeyen noktalar dediğimiz o noktalardaki internet hızını ve diğer özelliklerini sizlere aktaracağım. Şimdi hep beraber eve geçelim ve evdeki internet sorunumuzu nasıl çözdüğümüze bir göz atalım. Evet arkadaşlar, şu anda eve geldik, evdeyiz. Az önce ofisteydim, buraya hızlı bir şekilde ışınlandım. Şu anda şurada bakın, şöyle göstereyim. Şu arka tarafta bir fiber modemim var benim. Huawei'nin galiba, evet Huawei'nin bir modemi var. Şimdi ben arkadaşlar evimde kesintisiz ve yüksek hızlı bir internet kurmak istiyorum. Onun için şu üründen aldım. Biliyorsunuz bizim kanalımızı takip ediyorsanız Teknoloji Oku'yu eğer. Biz daha önce ofis için böyle bir çözüm anlatmıştık. O videoda yukarıdan çıkartırım linkini. Oradan da izleyebilirsiniz. En azından fikir edinmiş olursunuz. Bu daha çok, yani ofiste de kullanabilirsiniz bu arada bunu ama bu böyle daha çok evler için geliştirilmiş bir çözüm. E4 diye geçiyor. Deko ailesi TP-Link'in. AC1200 olarak da bulabilirsiniz arattığınız zaman internette. Deko E4 ya da AC1200 TP-Link şeklinde. Aslında çok basit bir ürün arkadaşlar. Basit derken, yani kompleks bir ürün değil. Kurulumu da falan da çok kolay. Birazdan onu da göstereceğim size. İki tane, bir, iki. Şurada görüyorsunuz kutunun üzerinde var. Bir de bunun adaptörleri var. O kadar. Peki bunlar ne kadar büyük derseniz şuradan çıkartayım. Şöyle. Bu da bir tanesi de burada. İki tane birbirinin aynısı bu ürünler bu arada. Hani birbirinden bir farkı yok. Hani birinin üzerinde başka bir düğme, öbürünün üzerinde başka bir şey yok arkadaşlar. Bu AC1200 ürünleri böyle paket olarak satılıyor ve E4 olarak piyasaya sürülmüş. Bu şekilde oluyor. Alt kısımlarında bir güç girişimiz var. Şöyle göstereyim onu da. Şöyle bir adaptörümüz var. Bunu 220 volta bağlıyorsunuz ve altındaki bu bağlantı yuvasına taktığınız andan itibaren içine elektrik vermiş oluyorsunuz. Bunun dışında alt kısımda bir reset tuşumuz var. Reset deliği var daha doğrusu. Oraya böyle kalem malem vesaire takarsanız resetlenmiş oluyor. Bir de şöyle de göstermiş olayım. Bunun detaylarını vereceğim size arkadaşlar. İki adet de Ethernet bağlantısı yer alıyor. Bu bağlantılardan bir tanesine interneti bağlayacağız biz şimdi. Daha doğrusu modemin yanına koyacağız birini. Bir tanesini de ben arka odaya götüreceğim. Bu iki cihaz birbirleriyle haberleşecek ve yüksek hızlı interneti elde etmiş olacağız. Bu arada şu üst kısmını da göstereyim arkadaşlar. Burada bir adet aslında lamba var. Tabii şu anda power takılı, yani güce bağlı olmadığı için o lambayı göremiyorsunuz ama buradaki lamba bir TP-Link yazısı gibi veya bir logosu gibi bir şey var burada. Farklı farklı renklerle yanıyor. Mavi yanıyor, sarı yanıyor, yeşil yanıyor, kırmızı yanıyor. O anki cihazın durumuyla hakkında size bilgi vermiş oluyor. Şimdi nasıl kullanılıyor ondan da biraz bahsedeyim. Kutudan bir tane de Ethernet kablosu çıkıyor. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Bunların herhangi bir tanesini isterseniz bunu, istiyorsanız bunu. Modeminizin ya da routerınızın yanında bağlıyorsunuz, elektriğe takıyorsunuz. Ve Ethernet kablosunda bu bağlantılardan herhangi birini Ethernet'e bağlıyorsunuz. Ethernet'in bir ucunu buraya, diğer ucunda hemen şu mesela benim örneğimde arkada gördüğünüz şuradaki modeme bağlayacağız. Oradaki interneti alıyoruz. Buraya getirmiş oluyoruz. Daha sonra cihaz açıkken TP-Link'in bir tane Deko isimli bir yazılım var. Biz bunu daha önce M4 serisini kurmuştuk bizim ofise. Orada da kullanmıştık. Burada da kullanıyoruz. Ona girdiğiniz zaman zaten orada ürünleri görüyorsunuz. Oradan AC1200 seçtiğiniz andan itibaren sizi zaten yönlendiriyor cihaz. Diyor ki işte ışıklar şöyle yanıyor mu, şu renk mi yanıyor?
O zaman şuna bas, buna bas diyerek size yönlendiriyor. İstediğiniz gibi bulunduğunuz Wi-Fi'yi de değiştirebiliyorsunuz ismini. Bulunduğunuz yerdeki Wi-Fi'ye isim de verebiliyorsunuz. Daha sonra bunu ayarladıktan sonra bunu bırakıyorsunuz. Daha sonra ikinci cihazı alıyorsunuz. İkinci cihazı güce bağlayıp elektriğe takıyorsunuz. Bunu bir yere yani Ethernet olarak bir yere bağlamanız gerekmiyor arkadaşlar. Yine deko uygulaması üzerinden bu ikinci cihazı da diyorsunuz ki bu da ikinci cihaz. Ben bunu birinci kata koydum, ikinci kata koydum, arka odaya koydum falan diye böyle konumlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlamalarını yaptıktan sonra bu ikisi haberleşiyor ve gerekli ayarlar yapılıyor. Sonra bunu bırakıyorsunuz yerinde, yani modemin yanında veya router'ın yanındakini aynı sabit kalıyor. Bunu alıp istediğiniz yere götürüp fişe taktığınız andan itibaren, tabii istediğiniz yerden kastettim, aynı bina içinde olmak kaydıyla veya birbirini görebilecek bir mesafede olması lazım. Hani bunu alıp 5 kilometre öteye götürmeyeceksiniz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani diyelim ki iki katlı bir eviniz var, bunu üst kata koydunuz, bu alt katta duracak modemin ve de router'ın yanında. Bu şekilde bir kurgudan bahsediyorum. Üç katlı varsa bundan bir tane daha aldığınız zaman onu da bir üst kata koyacaksınız. Böylece de bunun üzerinden ona, onun üzerinden de öbür cihaza haberleşmiş olacak. Bu arada bu mu ürünler TP-Link'in diğer deko ailesi ürünleriyle haberleşebiliyor. Yani diyelim ki elinizde M4 serisi var. Bunu aldığınız zaman AC1200'ü beraber eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Kurulumu vesairesi çok basit. Birazdan ben detaylarından birazcık size göstereceğim onu. Siz de oradan hani çok kolay bir şekilde yapılıyor. Gerçekten çok kolay yapılıyor. Hani çok öyle teknik bilgiye falan da gerek yok. Çok böyle kafa karıştıracak bir şey de gerek yok. Bu arada ben hız testleri de yaptım. Onları da göstereceğim size birazdan. Yani hem normal modem üzerinden bir hız testi yaptım. Cep telefonunun yardımıyla. Aynı zamanda bir de dekonun bu ürününe bağlandım. E4'e yani AC1200'e bağlanıp bir hız testi yaptım. Hemen aynı değerler çıktı arkadaşlar ve hız testini hani haksızlık olmasın diye arka tarafta yaptım bu arada. Hani bu cihazın yanında yapmadım çünkü bu cihazın yanında yaparsam zaten hızı gösterir, onda sorun yok. Arka tarafta yaptım, yine yüksek hızlı bir değer aldım. Hani hemen şu anki evin içindeki hızım neyse, modemden aldığım hız neyse bunda da benzer bir hızı bana veriyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani yüksek hızı, evinizdeki internetiniz var, belli bir hızı var ve bu hızı kablosu olarak dağıttığınızda da hız düşmesin istiyorsanız önerebileceğimiz çok güzel bir çözüm olmuş TP-Link'in Deco E4 ailesi arkadaşlar. Eğer bu tarz bir sıkıntınız varsa, yani ben evde internet kurt çekmiyor, arka odada çekmiyor, bilmem nerede yapmıyor, çok basit, kolay ve hani bunun satış fiyatı da yaklaşık 600 TL civarında. Bence böyle bir çözüm için çok da pahalı değil. Ortalama neredeyse bu fiyata bir modem alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Böyle büyük evlerde, kalın duvarlı evlerde, internetin, Wi-Fi'nin çekmediği noktalarda bu tarz bir çözüm işinizi çok kolay bir şekilde halletmenizi sağlayacaktır. Piyasada çok fazla alternatifinde olmadığını söyleyeyim. Yani TP-Link bu konularda çok iyi ve farklı farklı ihtiyaçlar için farklı farklı ürünleri de bulunuyor. Bu arada bu cihazlara 100'e kadar cihaz bağlanabiliyor. Yani şimdi standart modemlerde biliyorsunuz 3-5 tane cihaz bağlandığı zaman internet tıkanıyor, yavaşlıyor ve kullanılmamaya başlıyordu. Bu ürünlerde öyle bir sorun yok arkadaşlar. Gerekli ayarları yapar yapmaz çok yüksek hızlı interneti alıyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla cihaz bağlantısına da izin verdiğini söyleyeyim. Ve birçok ayarını da yine deko uygulaması üzerinden yapabildiğinizi de belirteyim. Bye.
Evet arkadaşlar, bu videoda ofisten sonra evdeki internet sorunumuzu da çözdük. TP-Link'in E4 isminin verdiği AC1200 olarak da geçen çözümünü evde kurduk. Kurulumunu anlattık ve ne gibi bir fayda sağladığı konusunda size bilgi vermeye çalıştık. Eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa, evde internetim çekmiyor, şunu mu yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım, ne kullanmalıyım, powerline mi alayım, access point mi alayım, mesh çözüm mü alayım gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlayacağımız konusunda garanti verebiliriz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilsiniz. Lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Teknoloji Oku olarak abonelerimizle gurur duyuyoruz. Bu konuda bize destek olursanız çok sevinirim. İsterseniz bizleri Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.